Parti lideri Meral Akşener, parti kongresinin ardından yaklaşık 2 aydır ara verdiği parti konuşmaları, siyaset sahnesine sıcak dönüşü anlamında bugün Afyonkarahisar Kocatepe'de. Simgesel olarak Kocatepe alanı seçildi ve Malazgirt sembolleriyle birlikte burada özellikle milliyetçi ülkücü taban başta olmak üzere Türkiye seçmen kitlesinde merkez sağı kucaklamaya hazırlanmak üzere Mart 2024'teki yerel seçimler kampanyası konuşmasını burada yapacak. Bir anlamda yerel seçimler kampanyasını buradan başlatacak ve bu alanda Türkmen çadırları başta olmak üzere beylik bayraklarıyla birlikte çok sayıda milliyetçi unsur kullanılmış durumda. Kocatepe'de simgesel olarak zaten Kurtuluş Savaşı'nın en direngi noktalarından birini temsil ediyor ve bu nedenle de milliyetçilik anlamında ciddi bir sembollerle yerel kampanyasını başlatıyor. Değerli dava arkadaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Milletimize bir söz verdim. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak dedim. Hatta bunun için samimiyetimden şüphe duyulmasın diye kendi adaylığımdan feragat ettim. Çünkü ben seçimleri kazanmak, Türkiye'yi düze çıkarmak için iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını düşündüm. Ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu göremedim. Bu nedenle yüce Türk milletinden ve sizlerden özür diliyorum. Ben bu iki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir kişisel beklentim olmadan onları destekledim. Allah'ım şahittir ki, Allah'ımı şahit tutuyorum ki, Cenab-ı Hakk'ı şahit tutuyorum ki, ne yaptıysam seçimleri kazanmak için yaptım. Keşke herkes bizler kadar fedakar, bizler kadar yürekli olabilseydi. Yeter ki Türkiye kazansın diye her türlü fedakarlığı yapacağız. Fakat bundan sonra bu fedakarlıktan yalnız ve yalnızca milletimizin faydalanacağından emin olacağız. Önümüzdeki yerel seçimlerde ise İYİ Parti olarak elbette kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız ve göreve talip olacağız. Yerel seçimi bir genel seçim rekabeti çerçevesinde okumadan, yerel özellikleri dikkate alarak milletimizin iradesinin tecellisine imkan sağlayacağız. Bu vesileyle buradan tüm siyasi partilere de, yani iktidarından muhalefetine herkese açık ve net bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini ve yerel özelliklerini yansıtacağı bir rekabet ortamı oluşturalım. Gelin hep birlikte Türk siyasetinin bugün içinde bulunduğu ve milletimizin aleyhine çalışan siyasi pragmatizm sarmalından çıkmasını sağlayalım. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız. Sığınmacılar şehirlerimizde gettolar oluşturup kendi lokantaları, kendi büfeleri, kendi işletmeleriyle sadece birbirlerine hizmet ettikleri etnik yaşam adacıkları minyatür Suriyeliler kuruyorlar. Ve belki de en önemlisi IŞİD ve PKK gibi terör örgütleri tehditlerini sığınmacılar üzerinden de ülkemize yönelttiklerinden büyük bir iç güvenlik sorununa dönüştüler.